saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii öncelikle ben UNESCO ile ilgili biraz kısa bilgi vermek istiyorum. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in çok kabul edilen pozitif bir yüzüdür. Ve kuruluşundan, 1946'dan sonra UNESCO'ya üye olan 20 ülkeden bir tanesi de Türkiye. Türkiye bugüne kadarki süreçte UNESCO'ya en çok unsur veren, en çok dünya miras alanıyla katılım sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Bu da bizi gururlandırmaktadır. Tabii ki sahip olduğumuz bu mirasları, bu değerleri, zenginliğimizi kendi insanlarımız olduğu kadar dünya insanlarına da çok iyi anlatmamız gerekiyor. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi birçok turist, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok hassasiyetle özellikle üzerinde durduğu, Sayın Bakanımız, Kültür Bakanımızın da çok önem verdiği nitelikli turist. Çünkü cari açığımızın kapanmasında bu nitelikli paralı turistlerin ülkemize gelmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Tabii ki yaşadığımız bu pandemi sürecinin de ileriki aylarda biteceğini düşünerek bizlerin de her konuda hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle bu dünya miras alanlarımızı hak ettiği düzeyde hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili turizm ve tanıtma platformu olarak bizler yaklaşık 7 yıldır dünya miras alanlarıyla, dünya miras unsurlarının tamamıyla, yani UNESCO'ya tescil olan unsurlarla ilgili ciddi çalışmalar yapmakta. Ve bu toplanan verileri de artık hedef kitlelere ulaştırmamız gerekiyor. Biz 2015'te Sayın Başkanımızla UNESCO geçişimiz listesini aldırdığımız dönemde de lokal bir sergi açmıştık. Tabii bugünkü açtığımız sergi sadece bir sergi özelliği değil bu. Sayın ziyaretçilerimiz birazdan gezdikleri zaman fark edeceklerdir. Bugüne kadar hazırlanan bütün tanıtım materyallerinden elde ettiğimiz verilerle ve kısa bilgilerle bu değerlerimizin neler olduğunu Türkçe ve İngilizce olarak anlattığımız bir kalıcı sergi. Şimdi 81 ilden bahsettik. 81 ilde neden biz bunları açıyoruz? Çünkü her ilimiz aslında birbirini tanıtacak bu vesileyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabulüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de bu sergimiz açılacak. Farklı havalimanlarımıza de bu konuda bir girişimlerimiz var. Bunlar da çok önemli çünkü ziyaretçilerin çoğu bu havalimanlarını kullandıkları için de gelen ziyaretçilerin ilk olarak görmeleri gereken dünya miraslarımızdır. Bu bakımdan çok önemli. Biz aynı zamanda bu sergimizin Eshab-ı Kehf'te açılmasında şunu da aynı zamana denk getirdik. Burada Eshab-ı Kehf, yedi uyurlar hikayesi biliyorsunuz bütün dünya insanlarını ilgilendiriyor. Sadece Kahramanmaraş özelinde sahiplenilen bir alan değil burası. Bütün dünya insanlarını ilgilendiriyor. Burayla ilgili bugüne kadar yapılmış olan en kapsamlı, en kaliteli belgesel çalışmamızı da yarın itibariyle başlatıyoruz buradan. Bunu da müjdesini ben ilk defa veriyorum. İnşallah ülkemiz ve dünya içinde hayırlı olur, uğurlu olur. Ben buraya katılan, iştirak eden herkese gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizim buradaki bölge koordinatörümüze ve il temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, onların da çok büyük emekleri var. Saygılarımı sunuyorum.